Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Darıca Metro Hattı sanal yolculuk deneyimine hoş geldiniz. Şu anda Gebze Kent Meydanı istasyonundan metromuza giriyoruz. İstasyonlarımız kullanımı çok rahat olan ileri teknoloji ürünü turnikeler ve yürüyen merdivenlerle donatılmıştır. İç mekanlar doğal ışıktan olabildiğince faydalanacak şekilde özenle tasarlanmış ve ayırıcı unsurlarda şeffaf malzemeler kullanılmıştır. Aynı şekilde peronlarda cam paneller tercih edilmiş ve ekstra yolcu güvenliği sağlanmıştır. Ve işte metromuz peronumuza yaklaşıyor. Sürücüsüz iletişim sistemiyle kontrol edilen metromuza gönüllü hattıyla biniyoruz. Hattımız aslında 12 duraktan oluşacak ve yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda olacak. Fakat bu uygulamada biz sizleri sadece mekanda değil, zamanda da yolculuğa çıkarmak istiyoruz. Böylece hem metromuzda seyahat etmenin ne kadar keyifli olduğunu tecrübe edecek, hem de Gebze'nin tarihi mekanlarını tanımış olacaksınız. İlk durağımız Devlet Hastanesi istasyonuyla ulaşabileceğimiz iki tarihi cami. Solumuzdaki Orhan Gazi Camii. 1300'lü yılların başında inşa edilen bu cami, Osmanlı döneminin en eski camisi olarak kabul ediliyor. Hemen ileride ise İlyas Bey tarafından yaptırılan ikinci camimiz var. İlyas Bey, Kocaeli iline adını veren ve bu bölgeyi fetheden Akçakoca'nın oğluydu. İlyas Bey'in kendi oğlu Fazlullah da Gebze kadılığı yapmış ve bölgeye büyük yararlar sağlamıştı. Bu iki cami, Osmanlı Devleti'nin gelişmesinde Gebze'nin oynadığı rolün önemini bize gösteriyor. Şimdi yine başka önemli bir tarihe gidiyoruz. Bu kez takvimler 1481 yılını gösteriyor. Şu an Hünkar Çeşmesi olarak bilinen mevkideyiz. Yüce Osmanlı ordusunun içinden ilerliyoruz. Ordu İtalya seferine hazırlanıyor. İzmit'te Anadolu'dan gelen birliklerle buluşacaklar. Sağ tarafta beyaz atı üzerinde Fatih Sultan Mehmet'i görüyoruz. Fatih'in son seferi bu. Kimi uzmanlara göre hasta, kimilerine göre zehirlenmiş olmasına rağmen ordusunun başında sefere çıkıyor ve atının üzerinde dimdik durarak Gebze'yi ve tüm İslam alemini selamlıyor. Biraz önce gördüğümüz Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin içindeyiz şimdi. Külliyenin yapımına 1510 yılında başlanmış. Mimarı tam olarak bilinmese de Ahmet Bedri Tolunit ve ekibi tarafından yapıldığı, aynı zamanda Mimar Sinan'ın da bu ekipte yer almış olabileceği düşünülmekte. Çoban Mustafa Paşa, Yavuz Sultan Selim'in kızlarından Ayşe Hafsa Sultan'ın eşidir. Ve Paşa 1522'de Mısır valisi olarak atanınca caminin bazı parçalarını Mısır'da yaptırmış ve Darıca üzerinden buraya getirtmiştir.
Çoban Mustafa Paşa Camii, Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri kabul edilir. Şimdi biz de Darıca sahile doğru yolculuğumuza devam ediyoruz ve 1900 yılına gidiyoruz. Solda gördüğünüz ev, Türkiye'nin ilk ressamı ve müzecisi olan Osman Hamdi Bey'e ait. Kendisini Huzur adlı eserini yaparken görüyoruz. Osman Hamdi Bey, İzmit Körfezi'nin ışığından çok etkilenmiş ve Körfez'in muhteşem ışığını eserlerine yansıtmıştır. Bizler de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak istasyonları tasarlarken ışığın olabildiğince yanımızda olmasına ve Gebze ruhunun her zaman canlı kalmasına çalıştık. Şimdi yeniden zaman tüneline girelim ve Darıca sahil durağımızdan günümüze dönelim. Yolculuğumuz burada sona eriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak size teşekkür eder, yeni hizmetlerimizde buluşmayı dileriz. Her zaman dediğimiz gibi, çalışınca oluyor.